belediye olarak hem fırıncı arkadaşlarımız çalışmaları yapıyorlar, hazırlıkları yapıyorlar. Hedefimiz Ocak sonuna yetiştirmek. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, gündeme dair konularda önemli açıklamalarda bulundu. Önceki günlerde yaptığı açıklamayla Edirne Belediyesi olarak halk ekmek üretimine başlayacaklarını açıklayan Başkan Gürkan, halk ekmek satışları Ocak ayı sonunda başlayacak dedi. Hem belediye olarak hem fırıncı arkadaşlarımız çalışmaları yapıyorlar, hazırlıkları yapıyorlar. Hedefimiz Ocak sonuna yetiştirmek. Hem kapasite, sayı belli olacak, hem satış yerlerine, yani şunu herkesin görmesini isterim. Ekmeği alıp dağıtmak mesele değil sadece. Onlara uygun lokasyonlarda, göreceli olarak tabii ekmeğe hepimizin ihtiyacı var. Buna en çok ihtiyacı olan bölgeleri belirlemeye çalışıyoruz. İşte fırıncı esnafıyla bir sorunumuz yok. Onlarla beraber yürüteceğiz zaten süreci. Dengeli bir şekilde olacak. Bildiğiniz gibi Edirne Esnaf Odaları Birliği, şehrimizdeki fırıncılar iki grup. Tabii gelir seviyelerine göre kanuni olarak bir kısmı esnaf odalarına kayıtlı, bir kısmı da ticaret odasına kayıtlı. Esnaf odaları geçtiğimiz günlerde yeni tarifeyi açıkladı. 200 gram ekmek 2,5 lira, yani kilosu 12,5 liraya geliyor. Ticaret odası da tahmin ediyorum bugün yarın tarifi açıklaması yapacaktır. Makul bir tarifi açıklaması. Tabi burada iki şey var. Bir, esnafı mağdur etmemek girdi maliyetlerinden dolayı. Çünkü birkaç ay önce 115 lira olan bir kilo bir çuval un bir ara 380 liraya kadar çıktı. Şimdi 320 lira falan düştü diyebiliyorum. Tabi esnafı mağdur etmezken vatandaşı da mağdur etmemek lazım. Evet, esnaf faaliyetini sürdürebileceği kadar gelir elde etmeli. Ama vatandaş da karnını doyurabileceği bir fiyattan ekmeği almalı. Bu dengeyi tutturmak zorundayız. Tabii belediyenin burada tarife konusunda bir yetkisi yok. Fiyat belirleme konusunda bir yetkisi yok. Esnaf Odaları Birliği ve Edirne Ticaret ve Sanayi Odası tarifeleri belirliyor. Fırınlarda satılan fiyattan daha düşük olacak. Ama şöyle bir beklentiye de kimseyi sokmayalım. Örnek olarak söylüyorum. Edirne'de diyelim ki günlük 100 bin ekmek tüketiliyor. Bunun 100 bini de halk ekmek vermeyecek. O zaman fırınlara gerek kalmaz. Bakın, geçen birkaç hafta önce Ankara'daki bir toplantı vesilesiyle Mansur Başkan'la beraberdik. Kapasiteyi sorduk. Günde 1 milyon ekmek üretiyor Ankara halk ekmek. Şimdi ne kadarını karşılıyor ihtiyacını, ona bakmak lazım. Yani oradaki makul bir seviyeyi de yakalamak gerekiyor. Yoksa esnafın işini de belediyeler yaparsa o zaman esnafa hayat hakkı kalmaz. Başkan Gürkan ayrıca su faturalarındaki tahsilatların %52'lere kadar düştüğünü de açıkladı. Yani bu zamdan öte bir de fiyatı yükseltmek tek başına bir çözüm değil ki. Ödeme gücünü aşıyorsanız vatandaşın ne yapacağız? Vatandaşın üstüne çökecek halimiz yok ki bizim. Belediyelerin en büyük sorunu hizmetlerinin kesintisiz olma mecburiyeti. Vatandaş haklı olarak istiyor ama kaynak belli, şartlar belli. Biz dövize endeksli mevduat hesabı da açtıramıyoruz. Öyle bir sıkıntımız var. Ne yapacağız bilmiyoruz. Tahakkuk ve tahsilata baktığımızda bir rakamsal veri verebiliyor musunuz başkanım? Hani ne kadar hakkı diyebiliyor? Ya %52'ye düştü. %52'ye düştü. Vatandaşta olmadığını gerçekten görüyoruz. Efendim işte yasal işlem yapın. Tamam yapalım ama ne yapacağız? Canlı mı alacağız adamı yani? Canlı mı alacağız? Ne yapacağız? Yani vatandaşlarım beni bağışlasın. Bazı şeyleri yasal zorunluluklardan ötürü yapıyoruz. Yapmak zorundayız. Yasa bunu bize mecbur tutuyor. Ama diğer taraftan da o hizmetleri sürdürebilmemiz için de mutlaka bir gelir elde etmemiz gerekiyor. Diyecek bir şey bulamıyoruz ya. Yani konuşamadığım ender zamanlardan biridir bu ya.